Doktor Abdurrahman Ersu. EKG serimize yeni videomuzla devam ediyoruz. Geçen hafta video yükleyemedim ve çekemedim. Çünkü izinliydim. İnternet erişimim yoktu. Ama videolar devam edecek. Fırsat buldukça mutlaka yeni videolar üreteceğim. Yeni içerikler üreteceğim. Bugünkü konumuz normal EKG. Her zaman olduğu gibi EKG örneklerini Life in the Fast Lane sitesinden aldım. Burada birçok ayrıntılı bilgi var, tanı kriterleri var, EKG örnekleri var. Yararlanabileceğiniz güzel bir blog. Şimdi normal EKG'ye bakalım. Nasıl değerlendiriyoruz, ne yapıyoruz? Öncelikle normal EKG'de neye bakıyoruz? P dalgası var mı? RR aralıkları eşit mi? Ritim düzenli mi? Kalp hızı normal mi? P dalga morfolojisi normal mi? QRS kompleksi normal mi? Yani dar mı geniş mi? Her P dalgasından sonra QRS geliyor mu? PR aralığı normal mi? ST-T değişikliği var mı? QT-QTC normal mi? Ve son olarak burada yazmayı unuttuğum AKS normal mi? Bunların hepsini daha önce zaten konuşmuştuk. Şimdi derli toplu bir arada bakacağız hepsine. Ondan sonra da patolojilere yavaş yavaş geçeceğiz. Ritim düzenli mi? RR aralıkları eşit mi? Burada gördüğünüz gibi RR aralıkları eşit gözüküyor. Yani bu ardışık R dalgaları arasındaki mesafeler eşit gözüküyor. Ama bazen gözümüz yanılabilir. Acaba eşit mi değil mi diye emin olamayabilirsiniz. O zaman ne yapacağız? Bir küp notu alacağız. Bu şekilde EKG'nin üzerine yerleştireceğiz ve ardışık iki R dalgasının üzerine gelecek şekilde iki tane çentik atacağız kalemimizle ve bu kağıdı kaydıracağız. Bakın oturdu, yine ardışık iki R dalgasının üzerinde bu çentikler. Bakın yine aynı şekilde ardışık iki R dalgasının üzerinde, dolayısıyla ritim düzenli ve RR aralıkları eşit diyebiliriz. Peki kalp hızı normal mi? Kalp hızını nasıl hesaplıyorduk? 300 bölü büyük kare, 1500 bölü küçük kare formülüyle. Burada büyük kareden küçük kareden kastımız RR aralıkları. Yani RR aralıkların eşit seyrettiği bir EKG'de bu şekilde hesaplıyoruz. Burada iki R dalgasının arası 18 küçük kare. 300 bölü büyük kare ya da 1500 bölü küçük kare formülünde yerine yerleştirirsek kalp hızı 1500 bölü 18, 83 bölü dakika çıkıyor. Biliyorsunuz ki kalp hızı 60'ın altında olursa bradikardi, 100'ün üzerinde olursa taşikardi diyoruz. Kalp hızımız normal. P dalga morfolojisi normal mi? Burada bakacağımız 3 şey var. Birisi P dalgasının süresi, ikincisi P dalgasının amplitütü, üçüncüsü trasede diğerlerinden farklı morfolojide şekilde P dalgaları var mı? Yoksa hepsi birbirinin aynı mı? Burada gördüğünüz gibi bütün P dalgaları birbirinin aynısı. İşaretledik P dalgalarımızı burada ve büyüttük. Öncelikle P dalgasının amplitüdüne, yani yüksekliğine bakalım. Gördüğünüz gibi bir küçük kare, yani 1 milim. Normali prekordiyal derivasyonlarda 1,5 milimin altında olması, yani 1,5 küçük karenin altında olması, ekstremite derivasyonlarında da 2,5 küçük karenin altında olması. Burada derivasyon hangisi olduğunu bilmiyoruz bu EKG'de ama amplitüt 1 milimetre, yani 1 küçük kare olduğu için amplitütü normal kabul edebiliriz. Şimdi P dalgasının süresine bakalım. 2 küçük kare, yani 0,08 saniye burada P dalgamızın amplitüdü. Normali 0,12 saniye, yani 3 küçük karenin altında olması. Dolayısıyla P dalgasının da morfolojisinin normal olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca hepsinin morfolojisi de gördüğünüz gibi aynı. QRS kompleksi normal mi? Dar mı, geniş mi? Buna nasıl bakacağız? QRS'in birini büyütelim bakalım. QRS'in genişliği neydi? Q dalgasının başladığı yerden S dalgasının bittiği yere kadardı. Burada bir küçük kare bizim QRS'imizin genişliği, yani 0,04 saniye. Normali neydi? 100 milisaniye, yani 0,10 saniyenin, yani 2,5 küçük karenin altında olması. Dolayısıyla 2,5 küçük karenin altında olduğu için QRS morfolojimizde normal, geniş QRS değil dar QRS var. Her P dalgasından sonra QRS geliyor mu? Görüyorsunuz, bunu çok anlatmaya gerek yok. P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS diye gidiyor. Ama
Bazen P'den sonra QRS gelmeyebilir mesela. Bunları da patolojilerde, ritim bozukluklarında konuşacağız tekrar. PR aralığı normaldi mi? PR aralığı neydi? P dalgasının başladığı yerden QRS'in başladığı yere kadar olan süreydi ve normali 3-5 kareydi. 3-5 küçük kareydi. 0-12-0-20 saniyeydi. Bakalım. Büyüttük. PR aralığımız burada 3 küçük kare. Normalimiz neydi? 3-5 küçük kare arasıydı. Dolayısıyla PR aralığımızda ne uzun ne kısa, yani normal. STT değişikliği var mı? Bunlara örnekler verelim. Mesela T negatifliği olabilir bu şekilde. Ya da ST elevasyonu olabilir bu şekilde. Ya da T sivriliği olabilir. Yani yüksek T dalgası olabilir. Hiperkaleminde olduğu gibi. Ya da bifazik T'ler olabilir. T'nin ilk kısmı negatif, ikinci kısmı gördüğünüz gibi pozitif dalga şeklinde bifazikte. Ya da hiperakut T dalgaları olabilir. EMA'nın erken bulgusu. QT, QTC normal mi? Şimdi QT, QTC'yi nasıl hesaplıyorduk? QT, Q dalgasının, QRS'in başladığı yerden T dalgasının bitimine kadar olan süreydi. QTC'yi hesaplamamız gerekiyordu. O da QT bölü kök RR şeklinde bir formülü vardı. Ama kabaca ne diyorduk? QT aralığı eğer ardışık 2 R dalgasının yarısı kadarsa QTC normal diyebiliyorduk kabaca. Hesaplayalım. QT'miz 0,28 saniye, 7 küçük kare, 0,28 saniye. RR 17 küçük kare, 0,68 saniye. Formül değerini yerleştirdiğimizde 341 milisaniye. Erkekte 440, kadında 460 milisaniyenin üzeri uzamış uzun QT diyorduk. 350'nin altındaysa, eğer 350 milisaniyenin altındaysa QTC kısa QT diyorduk. QTC kısalmış diyorduk. Bu olguda, bu EKG'de QTC'nin kısa olduğunu görüyoruz. Aksa bakıyorduk. Aks normal mi? Neye bakıyorduk? D1'e bakıyorduk, pozitif mi? Bir de ABF'ye bakıyorduk, pozitif mi? D1 pozitif, işaretledik D1'in pozitif olduğu yönü. ABF'ye bakıyorduk, o da pozitif, o da aşağısı olacak ABF'nin pozitif olduğu yön. Bunların kesişimi 0 ile 90 derece arasında. Bu örnekte aksımız normal. Zaten D1 ve ABF her ikisi de pozitifse D2'ye bakmaya gerek kalmıyordu, aks normal diyebiliyorduk. Şimdi bu EKG'yi bir inceleyelim birlikte baştan sona. Neye bakacaktık? Her P'den sonra QRS geliyor mu? Evet, bakalım. D2'de bakalım. Ritim değerlendirmesi çünkü. P dalgası, QRS dalgası. QRS kompleksi. P dalgası, QRS. P, QRS. P, QRS. P, QRS. P, QRS. Evet. Her P'den sonra gördüğünüz gibi QRS geliyor burada. PR aralığı normal mi? Bakalım. Normal çünkü ne demiştik? 3-5 küçük kare aralığın arasın. PR aralığının normali burada yaklaşık 1, 2, 3, 4. Yani yaklaşık bakayım 1, 2, 1 de oradan 3, 4. Evet, 4 küçük kare. 3, 5 küçük kare arası olması normaldi. PR aralığının normal olduğunu söyleyebiliriz. STT değişikliği var mı? Burada bir ST elevasyonu ya da ST depresyonu, T negatifliği, bifazik T vesaire göremiyoruz. STT değişikliği yok. Bunlara belki V3'te, hatta V2'de, hatta belki V4'te ST elevasyonu V5'te var gibi gözükebilir ama bunlar benign erken repolarizasyon. Daha sonra buna da değiniriz. STT değişikliği de yok. QT, QTC normal mi? Bakalım. Büyüttük. 9 küçük kare QT aralığımız. Aralığımız 18 küçük kare. Yaklaşık yarısı kadar olursa normalliği kabaca. Burada da hesapladığımızda 428 milisaniye çıktı. Dolayısıyla QTC'miz normal. Ritim düzenli mi? Aralıkları eşit mi? Gördüğünüz gibi aralıkları aslında eşit gözüküyor. Yani burada eşit olmadığını söylemek zor ama yine de biz bakalım. Bakalım, evet, eşit gözüküyor.
Kağıdımızı koyduk, çentikleri koyduk, kaydırdık. Aralıkları eşit ve ritim düzenli. Gördüğünüz gibi. Karpuzu normal mi? Karpuzunu hesaplayalım. Yine büyüttük. 18 küçük kareydi. Formülümüz neydi? 1500 bölü küçük kare. 300 bölü 1500 bölü küçük kare, 300 bölü büyük kareydi. 1518'e yani arasındaki küçük kare sayısını bölünce 83 bölü dakika çıkıyor. Dolayısıyla ventrikülüzümüz de karpuzumuz da normal diyebiliriz. P dalga morfolojisi normal mi? Gördüğünüz gibi burada bütün P dalgaları aynı morfolojide ve yaklaşık 3 küçük kareden az süresi amplitüde bir küçük kare kadar. Dolayısıyla P dalga morfolojisi normal diyebiliriz. QRS kompleksi normal mi? Gördüğünüz gibi QRS'lerde dar QRS yaklaşık 2-2,5 belki küçük kare boyutunda. O yüzden dar QRS'ler var burada. Örnekleri gördükçe daha da kafanızda şekillenecek ileride. Aks normal mi? Bakalım. D1'de QRS'ler pozitif. AVF'de de pozitif. Dolayısıyla aks normal diyebiliyoruz. Başka bir örnek. Bu patolojik bir örnek. Atrial fibrilasyon var. Gördüğünüz gibi belki. Her P dalgasından sonra QRS geliyor mu? Bir P dalgası göremiyoruz burada. Belki burada var diyebilirsiniz ama bunlar fibrilasyon dalgaları. Bariz evet bu bir P dalgasıdır diyebileceğimiz bir P dalgası yok. PR aralığı normal mi? P dalgası olmadığı için. ST değişikliği var mı? Bunlar ST elevasyonu gibi düşünebilirsiniz belki B2 B3'ü ama benim erken repolarizasyon yani ST elevasyonu da yok ve T negatifliği bifazikte vesaire de yok. QT, QTC normal mi? Soru işareti neden? Birazdan söyleyeceğim. Ritim düzenli mi? Aralıkları eşit mi? Gördüğünüz gibi aralıkları eşit değil. Ritim düzenli değil. Kağıdımızı da kaydırdığımız zaman göreceksiniz. Evet bakın çentiklere denk gelmiyor her zaman. İki aralığı. Kalp hızı normal mi? Evet bu önemli bir soru bu EKG için. Formülümüz neydi? 1500 bölü küçük kareydi. Ama burada aralara eşit değil. Biz bu formülü nasıl uygulayacağız bu EKG'de? Uygulayamayacağız. Nasıl hesaplayacağız peki? Biraz büyütelim. 15 büyük kareyi sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu 15 büyük kare içerisinde kaç tane QRS'imiz var? 4. Peki. Bir küçük kare 0,04 saniyeydi. Ve bir büyük kare dolayısıyla 5 küçük kareydi 0,2 saniye. Dolayısıyla biz kaç büyük kare saydık? 15 büyük kare. Yani aslında 3 saniyelik bir kesit saydık. Yani bir hastanın nabzına işte 15 saniyeye bakıp bunu 4 ile çarptığınızda nasıl nabzı buluyorsanız 1 dakikalık nabzı bu da onun gibi. Bu hiçbir farkı yok. 15 büyük kare 3 saniye denk geliyor. Bu 3 saniye, 3 saniye içerisinde 4 tane QRS varsa atım varsa 60 saniyede 3 şey 20 çarpı 3 saniye 20 çarpı 4 dediğimizde 80 atım oluyor. Yani kalp hızı 80 diyebiliriz. 80 bölü dakika diyebiliriz. Niye 20 ile çarptık? 3'ü 20 ile çarptığımız zaman 60 saniyelik. Yani doğru orantı kurarak bu şekilde hesaplayabiliriz. P dalga morfolojisi normal mi? Bunu konuşmaya gerek yok. QRS kompleksi normal mi? Dar gibi gözüküyor. Yaklaşık 1, 2, 2,5 küçük kare. Aks normal mi bakalım. Şimdi D1'de QRS pozitif. AVF'de negatif. Gözümüz önüne getirelim. Bu durumda ne olacak? Ya sol aks olacak. Burada ya aks normal olacak. Bunun artık nereye bakacağız? D2'ye bakacağız. D2 pozitif ya da nötrse aks normal diyeceğiz. Eğer D2 de negatifse aynı AVF gibi aks sapmış diyeceğiz. Nereye sapmış? Sol aks sapması var diyeceğiz. Burada D2'de QRS. İzoelektrik hat, yani izoelektrik hatta demek yanlış ama nötr. Yani pozitif kısmıyla negatif kısmı R dalgası ile S dalgası eşit gibi gözüküyor. O yüzden normal aks.
Bu hastada da sol aks yok. Bu hastanın aksı bu EKG'deki aks normal aks. Gözümüzün önüne de getirirsek zaten bunu rahatlıkla anlarız. Bu spoiler. İleride anlatacağım konular için bazı taslak çizimler yapmıştım. Onlarla ilgili birkaç spoiler vermiş olayım. Umarım fayda görmüşsünüzdür. Dediğim gibi videolar devam edecek. İzinde olduğum için yeni video çekememiştim, yükleyememiştim. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra artık patolojilere geçeceğiz. Başta patolojileri bu şemaya uygun, bu kriterlere uygun olarak değerlendireceğiz. Ondan sonra gerisi gelecek. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın ki gelecek videolardan da daha çabuk haberiniz olsun. Ancak işte hızlandıkça biraz hani fazla daha fazla örnek gördükçe her seferinde bu şemayı vurgulamayacağız ama bir süre böyle gidecek. Yani bir süre adım adım değerlendireceğiz EKG'leri. Çünkü EKG değerlendirmek biraz puzzle'ın parçalarını tanımlamak, bu tanımladığınız parçaları uygun yere yerleştirmekle ilgili. Örneğin biraz önceki EKG'de, AF'de ne var? İşte STT değişikliği yok. Aks normal, QRS star, P dalgası yok. Araları eşit değil dediğimizde bu atrial fibrilasyonun kriterlerini oluşturuyor. Dolayısıyla önce tarifi yapıp bu tariften o tanıya ulaşmak gerekiyor. Bu bir süre hemen olmuyor. Bu şemayı oturtmak gerekiyor. Oturtacağız, hallolacak hepsi. Dediğim gibi umarım fayda görmüşsünüzdür. Hepinize teşekkür ederim.